Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi size vakumlu poşeti göstereceğim. Poşetten açtığımızda bu şekilde geldi. Şu mandalını çıkarıyorum. Vakum kalite kontrol yazısını açıyoruz. İçerisine şu iki battaniyeyi sığdırmaya çalışacağım. Şöyle koyayım. Şöyle zımbalı poşetiyle çeşitli poşet gibi. İki tane çıt çıtı var. Evet, yorganımızı şimdi poşetin boyuna uygun şekilde katlıyoruz. Biraz daha küçük katladım ki sıkıntı olmasın diye şöyle olsun. Şimdi poşete koyacağım. Yorganımızı sığdırdık. Sonrasında burada iki tane şerit şeyi var, kapatma. Bunu şuradan bir tanesi kapattıktan sonra şu içinden çıkan mandal bu işe yarıyor. Buraya yerleştiriyorum. Tam böyle bir boydan bir boya. Gidiyorum. Sonuna gittikten sonra bir de elimle kontrol edeceğim. Herhangi bir hava tabağı kalmış mı diye. İki tane olduğu için hem altı hem üstü kontrol ediyorum. Kalmadı. Şimdi şu kapağını açıyoruz. Buradan elektrik süpürgesini çektireceğim. Daha fazla yapmıyor sanki. Tam olmadı arkadaşlar. Ben bunu tekrar hem açılıyor mu onu denemek istiyorum. Oraya gittiğimde de yoksa tek kullanılmak mı olacak? Bak oradan salacağım. Yo bak çok kolay. Oo. Çok kolay hemen. Eski haline döndü. İyi açılışı çok kolaymış. Evet, bu poşetlerde önemli olan katlama tekniği arkadaşlar. Katlama çok önemli. Çok kalın bir şey yapmamak gerekiyor. Bizim az önceki battaniyemiz eski yün battaniyeler dolduğu için çok iyi çekmedi. Bunu deneyeceğim. Kolay battaniyeyi. İki kat deneyeceğim hatta. Bakalım nasıl yapar. Bu birincisi. Şimdi iki tane battaniyeyi sığdırdık. Birazcık zor oldu. Yerleştirme kısmı en zoru. Tek başınıza yapabileceğiniz bir iş değil yani. Yine aynı şekilde kapattım. Burayı kontrol ettik birkaç sefer. Şimdi burayı açıyorum. Valizdeki görüntüsü de bu şekilde yatay bir şekilde girdi. Evet, yastık, nevresim, pike, iki tane çarşaf, bir tane yastık kalıbı koydum diğerine de. Bavula tam olarak sığdı.